Lionel Messi. 13 yaşında Arjantin'in bağrından kopup Avrupalara gelen, uğruna küçük futbolcuların transferi müessesesinin işlediği Messi. Yollar yılları, yıllar başarıları kovaladı ve 2016 yılında Messi'ye hapis cezası mahşetleriyle uyandık. Ne olmuştu? Bunca fikstür, maç arasında Messi gerçekten hapse mi girecekti? Peki sebebi neydi? Derken 3 farklı mali suç neticesinde 21 ay hapis cezası verilebileceğini okuduk. Suç, vergi kaçakçılığı. Manşet hapis cezası olsa da Messi'nin hapis yatması beklenmiyordu pek tabii ki. Neden mi? Çünkü 2 yılı aşmıyordu Messi'ye verilen hapis cezası. 21 ay, 24 aydan küçük olduğundan Messi hapse girmeyecekti. Ha Messi'ye bir şey olmasın diye sınırda bir ceza, anlaştık. Messi hakkında ilk soruşturma 2013 yılında savcılığa intikal etmiş meğer. Her yıl az az sık sık vergi kaçırıyormuş, biz anlayamadık. Messi ve ailesi 2013 yılı soruşturması üzerine 5 milyon euroluk bir ödeme yapmış. Savcılık soruşturmada Messi'yi rahatsız etmek istememiş. Sadece Messi'nin menajeri ve aynı zamanda babası için cezalandırma isteminde bulunmuş. Ancak İspanyol hükümeti adına açılan davadan Messi kaçamamış. Pekala Messi de sanık. Neden İspanyol hükümeti adına dava açılıyor peki sizce? Çünkü vergi ödevi anayasal bir ödev ve kamu düzeninden. Velhasıl bizim anayasamızda da herkese vergi ödeme görevi yüklenmiştir. Bu prensiplerde anlaşsak da aslında Messi'nin savunmaları pek oynadığı futbol gibi şık, profesyonel değildi ne yazık ki. Messi, ben oyunumu oynuyorum, sözleşmeleri babam imzalıyor diyor. Hiç şüphelenmedin mi diye soruyor mahkeme Messi'ye. Bu konu hakkında bir şey bilmiyorum diyor, geçiyor Messi. Babası da, hatırlayalım, aynı zamanda menajeri, vergi ödemem gerektiğini biliyordum ancak nereye ve nasıl ödeme yapacağımı bilmiyordum diyor. Vergi dairesine. O arada bir milli takımı bırakma vakası yaşandı. Arjantin milli takımıyla kaçırdığı kupalar canına tak etti Messi'nin. Gidiyorum bu diyardan dedi. Sonra olaylar olaylar. Ay ne kadar çok Messi diyecekken Messi bir de yardımcı hakeme hakaret etmesin mi? Sonra yasal hakları çerçevesinde kendisine verilen 4 müsabakadan men cezasına itiraz etti Messi. Sonra birden Messi'nin yardımcı hakeme hakaret ettiği yönünde yeterli kanıt olmadığına karar verildi. Messi'ye ne müsabakadan men cezası ne de para cezası verildi. Ne güzel İstanbul. Ülkenizde sokaklar dolusu insan sizi yolunuzdan döndürebiliyorsa, metro duraklarındaki ışıklar sizin için gidemezsin Messi yazıyorsa, dünya çocukları sizi örnek alarak futbola başlıyor. Milli takımı kendi isteğinizle bırakmanız için artık çok geç. Yaptığınız bir savunma ise sadece bir duruşma salonu kadar olmamalı. Sonrasında korunup kollanacak bile olsanız hakeme hakaret etmemelisiniz. Siz de herkessiniz sevgili Messi.